Gerçek ve doğru haberin adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray'a hizmet için ekibiyle birlikte gece gündüz çalışan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, halk buluşmaları kapsamında bir araya geldiği vatandaşların Aksaray'a hizmetlerinden dolayı kendisine ilettiği teşekkür ve teveccüh karşısında vatandaşlardan sadece destek ve dua istedi, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın her hafta salı günleri gerçekleştirdiği halk günleri bu haftada devam etti. Başkanlık makamında vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen ve taleplerin alınmasıyla sonrasındaki iş takibinin yapılması hususunda son derece hassas olan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, her alanda vatandaşlar için çalıştığını belirterek, "Vatandaşlarımız tarafından iletilen her sıkıntı bizim de sıkıntımızdır ve Aksaray Belediyesi olarak her alanda devam eden hizmetlerimize, vatandaşlarımızın taleplerine ve isteklerine çareler bulmaya çalışarak devam ediyoruz," dedi. "Amacımız bu şehre ve insanlarına en güzel şekilde hizmet etmektir," açıklamasında bulunan Başkan Yazgı, "Bugüne kadar da hep bu ilkede hizmet ettik. Bundan sonra da edeceğiz. Halk günlerinde vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Halkımızdan tek isteğimiz dua ve desteklerini bizden esirgememeleri, başka da bir isteğimiz yok. Onların duaları ve destekleriyle bu şehre ve insanlarına en güzel hizmeti sunmanın gayretinde olmaya devam edeceğiz," dedi. Başkanla yüz yüze görüşerek sorunlarını ve taleplerini ileten vatandaşlar ise Başkan Yazgı'nın Aksaray'a yaptığı hizmetlerden çok memnun olduklarını ifade ederek duygularını dile getirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın vizyon projeleri arasında en öncelikli projesi olan içme suyu tesislerinde çalışmalar hızla devam ederken mahallelerde başlayan altyapı çalışmaları da bu projeye entegre olarak yürütülüyor. Aksaray Belediyesi'nin başlattığı dev altyapı hamlesinde çalışmalar içme suyu projesine entegre yürütülüyor. İçme suyu hatlarında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kurtuluş Caddesi'nden başlamak üzere Laleli son durağa kadar yapılan çalışmalarda devrim niteliğinde işlere imza atıldı. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalarda 35 yıllık asbest borular değiştirildi. Sağlık açısından uygun olmayan ve bölgede birçok arızaya sebebiyet veren asbest borular uzun ömürlü polietilen borularla değiştirildi. Toplamda 5300 metre hat yenileme çalışmaları yapan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri büyük bir başarıya imza attı. Aksaray Belediyesi istihali hatları yenilemenin yanı sıra eskimiş vaziyette bulunan yaklaşık 700 binanın abone bağlantılarını da yeniledi. Yenileme çalışmalarıyla birlikte bölgesel arızalar %95, kayıp kaçaklar ise %20 oranında azaltılarak büyük oranda tasarruf sağlandı. Kent genelinde yapılan yenileme çalışmaları hali hazırda devam eden 110 milyon liralık içme suyu projesine uygun olarak yapılıyor. Aksaray Belediyesi, Aksaray'ın çevresini değiştirmek için gece gündüz çalışmalarını devam ettiriyor. Aksaray Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte döktüğü 61 ton sıcak asfaltla hedefini şimdiden tutturdu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında gece gündüz demeden çalışıyor. Aksaray Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarına şehir genelinde devam ediyor. Bu kapsamda su kanalizasyon işleri ekipleri Paşacık Mahallesi'nde muayene bacası yükseltme çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri özellikle sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2018 asfalt sezonu çalışmaları kapsamında başladığı sıcak asfalt dökme çalışmalarında hedeflediği rakamın üzerine çıkarak yollara toplam 61 bin ton sıcak asfalt serdi. Fen işleri kent genelinde altyapı çalışmaları ya da mevsim koşulları sebebiyle bozulan bulvar, cadde ve sokaklarda
bakım, onarım ve yama çalışmalarını da sürdürürken vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda okullar başta olmak üzere ihtiyaç duyulan kamu kurumlarının bahçe içlerinde yer alan sert zeminlerde de sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Aksaray Merkez'in tarihi turistik değerini artıracak 2. Kılıçarslan Hamamı'nda restorasyon çalışmaları sürerken dönemin tarihine ışık tutan yeni tespitler tarihi hamamın mimarisine kendisine hayran bırakıyor. Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan dönemine ait hamam Aksaray Belediyesi tarafından yürütülen restore çalışmasıyla her geçen gün tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkıyor. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kontrolünde başlatılan restorasyon çalışmalarının ilk etabı yılbaşında tamamlanmıştı. İlk etap sonrasında aslında uygun bir biçimde restore edilen hamam, özgünlüğü korunarak deformasyon sonucu kaybolmuş kubbeleri tamamlandı. Aksaray Belediyesi hamamın iç mimarisini aslına uygun hale dönüştürmek için ikinci bir ihale süreci başlattı. İhale sürecinde firma hamamın ön avluda çevre düzenlemesi için bilimsel kazı çalışması yapıyor. Firma hamam çevresiyle zemininde ve kubbe kaplamalarını aslına uygun olarak inşa ederken hamam üzerinde orijinal kubbe, tonoz, baca ve tütekliklerin koruma onarımı sürdürülüyor. Merkez Sofular Mahallesi Uluırmak kenarında 2. Kılıçarslan döneminden kalma 1156-1192'de inşa edildiği kabul edilen tarihi yapının 2016 yılında başlayan restore çalışması sonrasında ortaya çıkan tarihi dokusu ve mimari kimliği hayranlık uyandırıyor. Kadınlar ve erkekler kısmından oluşan çifte hamamlar grubunda yer alan su deposu, erkek sıcaklık, bayan sıcaklık, erkek soyunma, bayan soyunma, eyvan, oda, hol bölümlerinin yer aldığı tarihi hamamın özellikle üstü açık ve kapalı cehennemlik adı verilen alttan ısıtmalı bölümleri dönemin mimari yapısına hayran bırakıyor. Aksaray Belediyesi'nin çalışmasıyla restore edilen tarihi yapıda süren çalışmalar bu yıl içinde bitirilerek tarihi hamamın turizme kazandırılması hedefleniyor. Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 16 turunun maçlarıyla devam ederken Dünya Kupası'nı hangi takımın kazanacağı ise merak konusu. Yaptığı röportajlarla sokağın nabzını tutan bizim mikrofon haber ekibimiz Dünya Kupası'nı kim kazanır diye sordu. Peki Rusya 2008'de sizin favoriniz kim diyerek sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki haber bültenimizde Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de tekrar görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bilmem. Vallahi bilmiyorum, Dünya Kupası'nda şey mi oldu acaba? Rusya mı oldu? Bilmiyorum vallahi. Dünya Kupası'nda bu sene kim şampiyon olur? Rusya olur. Brezilya. Brezilya. Evet. Ya maçla ilgilenmiyorum inan ya. Vallahi Rusya. Rusya. Vallahi ben ilgilenmiyorum ya. Maç takip etmiyorum. Takip etmiyorum. Ya bence Brezilya şampiyon olur. Ya çünkü oyuncuları çok iyi ve yani daha çok mücadele ediyor. Öbürleri mesela biraz sanki çekingen gibi yani. Dünya Kupası tahminim Brezilya ile Belçika final oynar gibi ama Brezilya alır gibi. Yani bireysel oyuncular bakımından daha iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum ama Belçika'da sürpriz takım, ne yapacağı belli olmaz diyorum yani. Kızım şimdi ben şöyle söyleyeyim. Yani ben spor şeyden anlamam. Doğruya da doğru konuşalım. Benim görüşümle herhalde İtalya olur. Benim görüşüm. Şimdi ben İtalya'da herhalde yenildi. Televizyonda temsilinde bildiğim yok. Herhalde Hırvatlar. Aslında kim şampiyonu? Rusya. Hırvatistan. Çünkü Beşiktaşlıyım. Orada bizim stoperimiz Vida oynuyor. Onun şampiyon olmasını istiyorum. Güzel top oynuyorlar Vida. Vallahi ben Türkiye'nin olmadığı hiçbir yere ilgi duymuyorum. Ben istiyorum ki Almanya derdim fakat Rusya'nın olmasını istiyorum. Fransa. Sizce? Bence de. Fransa. İyi oynuyorlar. İstekliler. Ben Fransa'dan geliyorum. Onları biraz iyi biliyorum. Yüksek ihtimal finale giderler en azından. Bence favori olarak Meksika'yı görüyordum ama şampiyon Brezilya. Oyuncularına bayılıyorum.
Hepsi en üst düzey oyuncular. Bence Belçika olur çünkü Belçika'nın genç kadrosu ve dinamik kadrosuyla, tecrübe kazanmasıyla beraber en büyük favorilerden birisi. Arjantin diye diyorum. Gönlümden o geçiyor. Brezilya'nın şampiyon olacağını düşünüyorum. Çünkü futbolu çok düzgün ve güzel. Sistematik oynuyorlar. Şu an pek takımda kalmadı zaten. Favorilerin hepsi elendi. Yani İngiltere olabilir. Yani oynadığı futboldan dolayı. Şu anda görünüşe göre Brezilya gol atıyor. Sence? Brezilya. Türkiye olur. Türkiye yok. Türkiye yoksa Brezilya olabilir. Uruguay. Ya adamlar işte Cavani görmedi Portekiz karşısında. Adamlar oynuyor. Hırvatistan. Neden? Takım oyunu var. Uruguay. Adamlar iyi oynuyorlar.